Evet, merhaba. Yeni bir video ile seninle birlikteyiz. Bugün Efe ve Sezer'le birlikteyiz gene. Bugün ne konuşacağız aslında? Genel anlamıyla hangi sıralamayı istiyorsan ona uygun kaç net yapman gerektiği ile alakalı konuşacağız. Yani çok soru geliyor bize. Efe ile Sezer'e de geliyordur eminim ki. Yani işte hocam 10.000 yapmak istiyorum olur mu? 10.000 yapmak istiyorum nasıl çalışmalıyım? Yani bunları soruyoruz ama bu sıralamaya ulaşmak için kaç net yapmamız gerektiği ile alakalı fikrimiz olmuyor genelde. Bakmıyoruz, etmiyoruz falan. Çok da bu veriler aslında çok da güzel önümüze sunulmadığı için belki de yok. Hatta aslında bir nebze veri var aslında o konuyla alakalı. Ama sıralamalara göre uygun netleri çok detaylı bir şekilde, çok böyle basit bir şablonun üzerine göremiyoruz. Biz aslında bu şablonu hazırladık. Ve aslında bunun üzerinden birkaç tane gördüğümüz püf noktadan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz beyler öncelikle. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Merhaba. Merhaba. Şimdi solda görüyorsunuz zaten siz de şablonu. Yani bu şablonun üzerinden konuşacağız biz. Yani mesela örnek olarak vermek gerekirse bu arada bu aldığımız şablon şu anda Yok Atlas'tan aldık bu şablonu. Yani tamamen bütün veriler gerçek. 2019 yılında şu anda 100. olan kişinin netleri bu aslında. Ya yani tabii ki birkaç kişi değişebilir yani 102. 103. hani direkt 100.'den soramadık sonuçta netlerini ama Yok Atlas'tan aldığımız verilere göre 102. 103. olan kişinin netleri aslında. Mesela işte totalde 113 net yapmış. TYT'de, AYT'de de 77.6 yapmış. OBP'si 99.97'ymiş. Yani neredeyse 9, 10, 11, 12'de hiçbir sınavından düşük almamayı başarmış veya başarmış mı deriz işte başka faktörler işin içerisinde olmuş mu deriz artık. Bunun da psikologuna geliyor. Yani işte aynen öyle öyle bir faktör yani her neyse işte yani bu yukarıdan aşağı biz bu şablonu hazırladık. Bu şablonu aynı zamanda şu anda Kabataş Akademi'nin internet sitesinden de Kabataş Akademi'nin internet Instagram sayfasından da ulaşabilirsiniz aynı zamanda detaylı halinde. NF'sinde ve TM'sinde göreceğiz. Biz aslında kafamıza takılan birkaç tane detay nokta ile alakalı konuşacağız. Sizin öncelikle yorumunuz nedir beyler bu şablonla alakalı? Gözünüze takılan bir şeyler var mı? Yani bu şablon büyük bir şey olacaktır arkadaşlar için yani. Yol gösterici olacaktır. Özellikle OBP olayına takılan arkadaşlarımız için veya TYT'm düşük, AYT'm böyle veya AYT'm düşük, TYT'm böyle diyen arkadaşlar için bu yol gösterici bir şablon olacaktır tahminimce. Zaten daha detaylıca inceleyeceğiz. Tamamdır. Aynen net sene sonundaki net hedeflerini de zaten buna göre belirleyebilir arkadaşlar. Burada sadece şeyi bir tekrar edelim. Bu ilk 100 dediğimiz ilk 100'e giren geçen seneki elemanın şeyleri, netleri. Bunun yani üzerine yaparlarsa ilk 100'ün biraz daha yukarısına çıkabiliyorlar. Yani bu ortalama değil, bu şeydeki adamın netleri. Ona göre zaten OBP'sini falan değişikliğini anlatacaksındır sen ileride. Tamam şimdi öncelikli faktörümüz OBP faktörü. Yani abi OBP'm 80 işte ilk 10.000'e girebilir miyim? Aslında bunu bana sormaman lazım. Yani girmen için elde yapman gereken netleri ben sana şu anda söyleyeceğim net bir şekilde. Mesela atıyorum şu anda 10.000'e girmek isteyen genelde 10.000 şablonunda oluyor. 10.000'e giren son kişinin netleri neymiş bakalım. 90 net yapmış. Yani 89.6. AYT'den de 69 net yapmış. OBP'si kaçmış? 91.5'muş. Yani seni şu anda atıyorum. OBP'n 80. Ben bu netleri nasıl yapacağım? Yani kaç net yapmam lazım? Onunla alakalı da biz veriyi çektik aslında. Şuraya bir yere yazıyoruz aslında. Yazar da şuralarda bir yere. 1 AYT neti 2.25 TYT netine eşit. Aynı zamanda 1 AYT neti 5.4 okul puanına eşit. Yani örnek verecek olursak şu anda sen 80 OBP yaptıysan 80 OBP'n 80 ise ilk 10.000'e girebilmen için senin AYT'den şu anda 70 net yapman lazım. 68 net değil. Yani 11. sıraya giren adam 91 OBP ile 68 net yapmış. Senin 80 OBP ile 70 net yapman lazım. Mesela Efe sen de 10.000. oldun şu çağ 5 9.200. Mesela senin OBP kaçtı? TYT AYT netleri kaçtı mesela? Aynen. Bu mesela 10 binde benim de sıralamam yakın. Benim TYT'm mesela bir tık daha yüksek. 105 mesela. AYT'm ama bir tık daha düşük. 65. OBP'm de 89-90 civarı. Yani OBP'm düşük olmasına rağmen, AYT'm de düşük olmasına rağmen TYT ile farkı kapatıp önüne geçmişim mesela 10K'daki tam 10.000. arkadaşım. Aynen. Ama yani değişkenlik gösterebilir canım dediği gibi o hesap mevzusunda. Yani TYT'yi biraz yüksek yaparsınız, AYT'yi bir tık düşük yaparsınız. Yine 10.000'e girersiniz ya da AYT'niz daha yüksek olur, TYT'niz bir tık daha düşük olur. Yine 10.000'e girersiniz. Yani o yüzden OBP olayına çok takılmayın. Zaten ondan da bahsederiz ama ben şu andan söyleyeyim. Bir TYT neti mesela 2.4 okul puanına denk geliyor. Yani o yüzden çok takılanacak bir şey yok. Yani senin 80 ise okul puanın, arkadaşının 90 ise mesela aranızda 10 puan var diyelim. Yani bunu mesela kaçla kapatıyorsun? Aynı mesela 4 TYT netiyle kapatıyorsun. Aranızdaki fark 4 TYT neti kadar. Yani 4 TYT neti de 2 AYT netine eşit. Adı nedir? Yakın olarak yani 2 AYT netine eşit sayılır. Yani o yüzden aranızda çok bir fark yok. 10 puan aranızda fark varsa okul puanı olarak ya 4 TYT netiyle ya da 2 AYT netiyle çok rahat bir şekilde o farkı kapatabiliyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi mesela dikkat çekmek istediğim iki tane daha nokta var mesela bu durumla alakalı. MF'de karşılaştığımız bir durum. Baktığın zaman ilk 500'e giren adam 106 TYT yapmış, 78 AYT yapmış. İlk 1000'e giren adam 108 TYT yapmış. Daha yüksek bir TYT'si var.
AYT'si 3 net daha düşük. OBP'si 5 puan daha yüksek. Yani aslında OBP bakımından 2 net daha TYT'si daha fazla. Yani baktığın zaman totali aslında 4 net fazla TYT'si var bu adamın. Yani OBP'den eşit olduğunu düşünürsek daha demin söylediğimiz mantıkla 3 net daha az AYT'si var. Yani aslında şuna bağlayacağım. Yani mesela işte ilk 500'e girmek için yani 110 TYT yapılmalı. Hayır, gerekli değil. Ben ilk 500'e girdim, 110 TYT yaptım. 106 TYT ile de girdi. Adam bir tane yanlış yapmış AYT'den mesela atıyorum. Dengelemiş ve OBP'si 94,50. Yani ilk 500 bandında aslında düşük bir OBP'dir. Yani baktığınız zaman şunu yukarıdan aşağı 99, 99, 100, 90, 98 ama adam bak girmiş. Mesela 10 bininci adam 91 ortalama yapmış mesela atıyorum. Daha aşağılar indiğimizde işte mesela hani 85 OBP'miz var mesela, düşük belki, yani bir nebze düşük sayılabilecek. Yani aslında çeşitli ufak net oynamalarıyla özellikle AYT'de göstermek istiyorum bu farkı. Yani TYT'n yüksek olsa bile AYT'n düşük olunca bayağı bir seni geriye atıyor. Ufak net oynamalarıyla aslında Aynen. bu süreçte gene de yukarıya çıkabiliyorsun. Yani OBP gerçekten efendi dediği gibi o kadar Yani eşit şu olmuyor. an aynen. Mesela benim de TYT'm 105. Yani neredeyse ilk 500. adamla aynı TYT'm. Tam ortalamam ondan düşük ama AYT'm çok düşük olduğu için ben 9200'üncüyüm. O 500'üncü mesela. Yani o yüzden TYT özelinde TYT netlerim yükselmiyor. Şöyle artmıyor, böyle artmıyor gibi. Daha çok TYT'ye takan arkadaşların AYT'ye ağırlık, yani AYT'ye daha çok ağırlık vermeleri gerekiyor. Yani eminim ki TYT'ye takıp yani AYT'yi boşlayan birçok insan var. Yani AYT'yi boşlamayın arkadaşlar. Programlarınızda yoğunluk olarak %60, %70 her zaman AYT olsun. Yani tablolardan da görebileceğiniz üzere sıralamanızı AYT belirliyor. Yani benim TYT netim ilk 500. ile aynı. Ne oldu? Yani bravo yani. Hiçbir şey olmadı. O 500. oldu. Ben 10.000. oldum. Yani o yüzden AYT netleriniz özellikle önemli. Burada bir de ben şunu ekleyeceğim Can. Şimdi mesela özellikle TYT netlerine baktığımızda arkadaşlar işte kendisine mesela ilk 5000'i hedefliyor. Buradaki netlere bakıp o hedefine ulaşmaya çalışabilir. O güzel. Ama şöyle bir durum var. Buradaki ders netler ortalama netler tabii ki. Mesela adam görüyor işte mesela mat 1'i 26 ama kendisininki diyelim çok düşük neti. Hep 26'yı hedeflemesi de burada asıl önemli olan total net aslında. Yani diğer derslerindeki neti çok daha düşükse onları da şey yapabilir. Yani burada 26'ya ulaştı diye diğer tarafları tamam hallettim gibi bir durum söz konusu değil. Yani buradaki hepsine ulaşmak zorunda değil. Mesela Türkçesi 30 nettir. Diyor ki ben kesinlikle 35'i görmeliyim. Çünkü 5000'e giren adam 35'i görmüş. Hayır değilsin. Senin matematiğin çok iyidir. Bak ilk 5000'e giren adam matematiği 26 yapmış. Sen 30 yapıyorsun. 35'i görmek zorunda değilsin. Yani özellikle TYT'de buna çok takılınıyor. Ona değinmek istedim. Burada önemli olan total net bizim için. Burada sadece ortalama olarak ders ayrımlarını vermiş. Ama bu tabii ki sizin kendi derslere göre, yeteneğinize göre değişiklik gösterebilir. İlla bu dört dersin, bu dört rakamına odaklanmak yerine total nete odaklanmak daha mantıklı olacaktır. Ya bu konuyla alakalı olarak şey de söylenebilir. Mesela AYT'si güçlü bir arkadaşımız vardı. Genel olarak her konuyu 2-3 kaynaktan taramıştır. Bayağı AYT denemesi çözmüştür. AYT'si yüksektir. Ama TYT'si istediği şey de değildir. Mesela AYT'si 60, 65, 70 bandına gelmiştir. Ama TYT'si mesela 70-75 bandındadır. Türkçe matematik netleri mesela 25'te tıkanmıştır, artmıyordur. Yani bu arkadaşın mesela yapması gereken o TYT'yi arttırmak için, daha da iyi sıralama yapmak için diğer derslere odaklanmak. Sosyal ve fen. Çok daha rahat bir şekilde netler artabilecek yerler. Oralardan konu çalışması yapıp, oralardan daha çok soru çözüp, denemeleri arttırarak 25-25 sosyal ve feni fulleyip mesela çok rahat bir şekilde 90 net yapabiliyor. İlk 10K'daki adam da mesela 89 net yapmış. 68'de AYT yapmış. Bu arkadaşımızın mesela 70-72 AYT'si olsa, 90 nette TYT'si olsa 10K'yı bile geçiyor. 6-7K yapacak büyük ihtimalle. Yani o yüzden AYT'si yüksek olup TYT'de bir yerlerde takılan arkadaşların özellikle eksikleri mutlaka vardır. Sosyal fen kısmına da odaklanmalarını tavsiye ediyorum ben. Aynen öyle. Son bir noktaya değinmek istiyorum. Mesela şu 10-15 bin arasındaki fark mesela. 15 bine giren adamın AYT'si daha yüksek, OBP'si daha yüksek. Ama TYT'deki mesela 6 netlik bir fark onu yani geriye atmış mesela baktığın zaman aslında. Yani buradan bir net kazanmış. Buradan işte 6 5,5 puanlık bir TYT, okul puanı kazanmış. Hani bu da 2 net falan TYT'ye tekabül ediyor. Hani buradan bir net kazanmış. Buradan da 2 net TYT kazanmış. Buradan 2 net TYT kazanmış. Ama buradan 2 net, 6 net TYT kaybetmiş. Yani 2 netlik bir TYT farkı bunu 5000 kişi falan geriye atmış mesela baktığın zaman aslında. Şey yani aynen öyle. Yani bu bir sürü faktör işin içerisinde olabiliyor aslında. Tamam. Yani şöyle söyleyelim. Özellikle 7,5, 10K, 15K, 20K buralarda bir net bile çok şey fark ettiriyor. Mesela bizim senemizde bir AYT netiydi aynı. 2019'da mesela bir AYT neti 1500 kişi fark ettiriyordu. Benim mesela bir arkadaşımda bir AYT neti farkım vardı. Arkadaşım
7700-7800 civarlarındaydı. Ben 9200-9300 civarlarındaydım. Aynen. Yani o yüzden özellikle sıralamalar yükseldikçe o net farkı sizi bayağı fark ettirecek. O yüzden detaylara odaklanmayı unutmayın. Sosyal efene niye çalışayım demek yerine yani o detayları da öğrenip o farkı yaratmaya çalışın olabildiğince. Tablonun devamı da burada dediğim gibi Kabataş Akademi'den, Instagram sayfasından veya sitesinden de ulaşabilirsin. Ya ben şeyden bahsedeyim bir de. O geldi aklıma. Özellikle mesela 100K, 110K, 120K, 90K filan. Buralarda TYT'ler civarlarda geziniyor. 65-75 civarlarında. Yani siz buralardaysanız şu an, buralarda olduğunuzu düşünüyorsanız sizin farkınızı genelde AYT yaratıyor. Yani AYT'leri 33-35 filan. Yani bu AYT'ler 33-35, 40'lar, 50-55, 60'lara çıktığı an siz kendinizi 50K'da, 60K'da bulmuş olacaksınız. Hı-hı. Yani o yüzden TYT'niz bu civarlarda gezinse dahi TYT'yi bir takıntı haline getirmeyin. AYT'nin üstüne daha çok gidip sıralamanızı olabildiğince yükseltme şansınız var çünkü. Aynen. Özellikle aşağılarda AYT'nin önemi çok daha fazla oluyor. Yani bir AYT bile kaç bin kişi atıyor aşağılarda, biraz daha aşağılarda, yukarılarda. Aşağı düştükçe bir puanın önemi çok daha artıyor. Yukarılarda dediğimiz gibi çok fazla bir net değişikliği olmuyor. Yani aslında. Evet, ben özellikle mesela böyle 50K'nın da biraz aşağındaysa AYT'de de eksikleri varsa arkadaşlarım, şu an izleyenlerin de mutlaka konu eksiği vardır. TYT'yi mükemmelleştirmekten ziyade çok seri onları kapatıp bu netleri arttırırlarsa rakiplerine eleyecekler. Yani şu özellikle TYT matematikte oluyor. O takıntıyı kırmaları lazım. TYT matematik niye yükselmiyor? Niye 20'de, niye 25'te kaldım? Bu takıntıyı kırıp diğer yerlere, mesela TYT'de sosyal ve fene, AYT'de eminim ki konu eksikleri vardır ya da tekrar eksikleri vardır. Oralara odaklanıp oradan netlerini kazanmaları gerekiyor ki 100K'dan 20K'lara, 30K'lara fırlayabilsinler. Hı hı. Tamam. Hala önce TYT'yi bitireyim mi diye şey yapan arkadaşlar var mesela. Şu an yani TYT zamanı değil bence de artık. AYT'nin müthiş olmadığını düşünürsek tabii ki.